Bugün ben batanları sevmem ayet-i kerimesini beraber tefekkür edelim istiyorum. Fanilerden alakayı kalbi kesmek için batmaya mahkum cam parçalarının akıbetini anlamak için beraber tefekkür edelim diyorum. Bakın Hazreti İbrahim gece batınca bir yıldız görüyor ve işte benim Rabbim diyor. Yıldız batınca da ben batanları sevmem diyor. Ayı doğarken görünce işte benim Rabbim diyor. Ay batınca Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi andolsun ki sapıklardan olurdum diyor. Güneşi doğarken görünce işte bu benim Rabbim o daha büyük diyor. Güneş batınca da ey milletim doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım diyor. Yani Hazreti İbrahim aleyhisselam Rab batar mı? Yaratan ufule gider mi? Hükümran olan tasarruftan vazgeçer mi? Sahip ve malik olan bütün kainatı idare eden, bütün yıldızları çeviren batar mı? Ey kavmim siz batanları ilah edinmişsiniz. Oysa Allah hakimdir. O batmaz, hayatı son bulmaz ve bizden ayrılmaz diyor. Aslında işte bu ayette bize birçok hakikat anlatılıyor. Bu ayet bütün asırların dalgaları üzerinde aklımıza büyük bir hazine olarak misafir olup diyor ki batanları sevmeyin. Bu kısacık ayet batmaya, sönmeye, ölmeye mahkum olanların, fani olanların, kırılmaya mahkum cam parçası olanların sevilmeye layık olmadığını anlatıyor. Bu ayet dünyaya ait her şeyin kırılmaya mahkum cam parçası olduğunu anlatıyor bize kardeşlerim. Yani şunu söylüyor, gençliğinizi seversiniz. Çünkü gençliğinizde cesediniz latif, güzel bir gül çiçeğine benzer ama batmaya mahkumdur. O yüzden ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer. Malınızı seversiniz ama batmaya mahkumdur. Kabirde, mahşerde, haşirde, sıratta size arkadaşlık etmez. Çevrenize fani insanlar toplanır. Bazen değer verirsiniz, bazen değer görürsünüz. Bir rüzgar eser, o fani dostlarınızın hepsi hayatınıza sinip gider. Aslında onda da birçok rahmet vardır. Fani olandan uzaklaşmakta rahmet vardır kardeşlerim. Biz bu ayetin penceresinden bakacağız. Ölmeye, sönmeye, mahvolmaya mahkum olan o mahlukattan, o mevcudattan, o fani şeylerden kalben alakayı kesmeye çalışacağız kardeşlerim. Nefsimize diyeceğiz ki Allah hesabına olmayan bütün o muhabbetler batmaya mahkumdur. Bunu anlayacağız ve biri isteyeceğiz. Anlayacağız ki Allah'tan başkası istenmeye değmiyor. Başkası imdada gelmiyor. Biri bileceğiz, başkasını bilmenin faydası olmadığını anlayacağız. Biri söyleyeceğiz, ona ait olmayan sözler faydasız ve manasızdır. Bunu bileceğiz. Batan sevilmez kardeşlerim. Batan sevilmez. Unutmayın. İnsanda korku vardır, sevgi vardır. Birçok duygu vardır. Cenab-ı Hak insana birçok duygu vermiştir. Korku, sevgi, nefret, endişe, istikbal, hırs, inat vesaire. Bunlardan iki tanesi de sevgi ve korkudur. İşte insan bu sevgi ve korkuyla ya Allah'tan korkar ya mahlukattan. Ya Allah'ı sever ya da mahlukatı. Eğer siz korkunuzu Allah'a değil de mahlukata çevirirseniz o mahlukat size acımaz. Size merhamet etmez. Öyleyse o mahlukattan, o batmaya mahkum olanlardan değil, Allah'tan korkmak gerek. Siz öyleleri seversiniz ki sizi terk eder. Güneş battığında günün terk etmesi, hayat güneşi battığında dünyaya ait her şeyin terk etmesi gibi. Öyleyse sizi hiç terk etmeyen, mahşerde, haşirde, sıratta sizi terk etmeyen, ezeli olan, ebedi olan, hakiki dostumuz olan Allah'ı seveceğiz. Unutmayın kardeşlerim. Ne mal, ne makam, ne evlat, ne dost hiçbir şey fayda vermez. Bu dünya gaddardır, mekkardır. Bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. Peki aklımıza şöyle bir soru geliyor değil mi kardeşlerim? Her şey batmaya mahkum. Peki sevmeyeceğiz mi? Yani dünyayı, evladımızı, ahbabımızı, baharı, güneşi sevmeyeceğiz mi? Elbette seveceğiz kardeşlerim ama nasıl seveceğiz? Allah hesabına seveceğiz. Allah yarattığı için seveceğiz. Allah'ın ikramı bilip de seveceğiz. Allah'tan geldiğini bilip de seveceğiz. Öyle seversek o zaman onlar batmayan güneşlere inkılap edip bakileşirler. Yani dostlarımızı
Allah için seveceğiz. Öyle yaparsak dostluğumuz ebediyen devam eder. Evladımızı, ahbabımızı, eşimizi, her şeyi Allah hesabına seveceğiz. Yani zatları itibariyle fani mahlukattan alakayı keseceğiz ama Allah hesabına onu seveceğiz. Dolayısıyla kardeşlerim, gençliğimiz, malımız, evladımız, makamımız, şanımız, şöhretimiz, dostlarımız eğer zatları itibariyle sevilirse hepsi batmaya mahkum güneşlerdir. Allah hesabıyla sevilirse batmayan güneşlere inkılap ederler. Gelin biz de ben batanları sevmem diyelim. Kalbimizi Rabbimize çevirelim ve bütün mahlukatı Allah hesabına sevelim. Allah hesabına olmayan muhabbetlerden uzaklaşalım ve diyelim ki kimin için Allah var, ona her şey var. Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi kazanır, onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan ne bulsa başına bela bulur diyelim ve doğrudan doğruya her şeyi Allah için sevelim. Rabbim mevcudatı, mahlukatı Allah hesabına sevmeyi hepimize nasip etsin. Bu ayetin penceresinden bakabilmeyi ve o ayetin verdiği mesajı anlayabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim.